Problem sadece sağlık alanında değil, sağlık konusunda meydana gelen koronavirüs kaynaklı bu risk nedeniyle dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi ciddi bir potansiyel krizin tehdidi altındadır. Türkiye ekonomisi ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Bu krizin etkilerini henüz atlatabilmiş değil ve böyle bir süreçteyken şimdi de koronavirüs kaynaklı potansiyel bir ekonomik krizin tehdidi altındayız. Bunun ilk işaretleri meydana gelmiştir. Şu anda ekonomide bunun etkilerini görüyoruz. Böyle bir süreçten bütün toplumun bütün kesimlerinin, işçi, işveren, kamu çalışanları, esnaf, emekliler, özel sektör çalışanları, toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde, herkesi ortak bir ruh etrafında buluşturacak şekilde bir toplumsal dayanışma programıyla çıkabiliriz. Toplumsal dayanışma programı derken toplumu fedakarlığa davet eden bir program değil, tam tersine devleti fedakarlığa davet ederek ekonominin çarklarını yeniden işleyecek şekilde önlemlerini alacak bir süreci tarif ediyoruz. Devlet üzerine düşen görevleri yaptığı zaman toplum bir bütün olarak bir toplumsal dayanışma ruhu etrafında toplanacaktır. Buna inanıyoruz. Bu çerçevede ekonomik alanda alınması gereken önlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak uzun bir süredir bir çalışma yürütüyoruz. O çalışmanın sonuçlarını şimdi sizlerle ayrıntılarıyla paylaşacağım. Ona geçmeden önce şunu da ifade etmek isterim. Biz ekonominin karşı karşıya kaldığı riskler karşısında sorumlu bir muhalefet anlayışıyla daima önerilerimizi yaparız ve önerilerimizi yapmamızın ardından da bunları bir kanun teklifine dönüştürmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. 2019 yılında 13 Ağustos'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o ekonomik krizin en alevli günlerinde 13 maddelik bir eylem paketini kamuoyuyla paylaşmış ve hükümete bu eylem paketindeki adımların atılması halinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün destekleri vereceğini ifade etmişti. Yine bu koronavirüs kaynaklı potansiyel ekonomik krizi aşmak veya onu önlemek amacıyla da yine Genel Başkanımız olsun, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsun, parti sözcümüz ve diğer arkadaşlarımız olsun, herkes önerileri bir şekilde yapmışlardır. Bugün de bu önerileri derli toplu bir şekilde ben huzurunuzda sizlere sunacağım. Bu önerileri aynı zamanda yasa teklifine dönüştürmüş bulunuyoruz. Basın toplantısından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönerek bu yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. Öneri paketimiz toplumsal dayanışma programının ekonomik tedbirler başlıklı öneri paketi toplam 9 grupta 26 öneriyi kapsamaktadır. Bu grupları ve önerileri sırasıyla çok kısa bir şekilde sizlerin ve vatandaşlarımızın bilgisine sunuyorum. Birinci grupta yer alan öneriler vergi önerileridir. Bu grupta toplam 9 başlık altında öneriler sıraladık. Bunların belli başlıklarını sizlerle paylaşıyorum. Birincisi, vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması. Biliyoruz ki geçtiğimiz süreçte yaşadığımız ekonomik kriz işletmeleri çok ağır yüklerle karşı karşıya bırakmış. Çıkarılmış olan bütün yapılandırma yasalarına rağmen vatandaşlarımız, mükelleflerimiz bu yapılandırma taahhütlerine uyamamış, aksatmışlardır. Ve o yapılandırma yasasının yürürlüğünden sonra da muhtelif şekillerde yine mükelleflerimizin bir bölümü, önemli bir bölümü vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirememiştir. Bu nedenle bu teklifin yasalaşacağını düşünerek yasanın yayınlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi, sigorta prim borçlarıyla diğer kamu alacakları 18 aya kadar taksitlendirilmektedir. Kriz dönemi dikkate alınarak bunun ilk 6 aylık döneminde faiz oranının 0 olarak belirlenmesini uygun gördük. İkinci önerimiz
gelir ve kurumlar vergilerinde geriye doğru zarar mahsubu müessesesidir. Bunu ilk kez telaffuz ediyoruz. Aslında bazı gelişmiş ülkelerde, Avrupa ülkelerinde olan bir uygulamadır. Almanya'dan Kore'ye kadar, Singapur'a kadar, Macaristan'a kadar birçok Avrupa ülkesinde bu vardır. Şu anda bizim vergi sistemimizde örneğin 2020 yılında bir mükellef zarar ederse bu zararı önümüzdeki yıllarda kar etmesi halinde o karlardan mahsup edebilmektedir. Oysa biliyoruz ki 2020 yılında işletmeler, birçok işletme zarar edecektir. Bunu görüyoruz ve onların kara geçme süresi oldukça zaman alacağı için biz bu zararın gelecek yıl karlarına değil, geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesini öneriyoruz. Ve bunu bir kriz düzenlemesi olarak değil, daimi bir müessese olarak öneriyoruz. Geçmiş iki yılın karına mahsup edilecek, bu mahsup sonucu iade edilecek bir vergi çıkarsa, bu mükellefin varsa başka vergi borçlarına mahsup edilecek, yoksa kendisine iade edilecektir. Beyanname verme ve ödeme sürelerinde daha uzun bir sürenin kullanılması konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'na yetki veren bir düzenleme yapıyoruz. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süresini 30 Nisan tarihine kadar uzatmıştı. Yasa bir aylık bir uzatmaya ancak izin vermektedir. Ama bir aylık süre de yeterli olmayacaktır. O nedenle bu sürelere bağlı olmaksızın ihtiyaca göre Gelir İdaresi Başkanlığı bütün vergilerde beyanname verme ve ödeme sürelerini uzatabilecektir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmasını kolaylaştırıyoruz. Bilindiği gibi mükellefler, iş hayatında olan insanlar bir alacağını alamayacak duruma gelmiş ise kanunda öngörülen şartlar dahilinde o alacak için şüpheli alacak karşılığı ayırıyor ve matrahtan indirip yani defterine onu gider olarak yazıyor. Ama bunun için dava ve icra safhasına intikal etme şartı var. Şimdi mükellefleri bu kriz döneminde davayla, icrayla uğraştırmayalım. Vergi usul kanunun aradığı diğer şartları yine arayalım. Ama dava ve icra şartını aramayalım. Kriz dönemine mahsus olmak üzere yani 2020 yılı sonuna kadar bu alacaklar için mükelleflerimiz şüpheli alacak karşılığı ayırarak bunu defterlerine gider olarak yazabilsinler. Diğer bir önerimiz yine yeni bir öneridir. Bekleyen KDV iadelerinin mükelleflerimize avans olarak ödenmesi. İadeler bekliyor. İade için bir hayli süreç var. Yemili mali müşahir raporu yazılacak ya da teminat verecek, teminat mektubu verecek mükellef. Bu sistemde teminat mektubu almanın zorluğunu, yemili mali müşahir raporu düzenlemenin ne kadar uzun bir zaman alacağını herkes takdir edecektir. O nedenle bekleyen KDV iadesinin %50'sinden az olmamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek kısmı mükellefe avans olarak ödensin. Kriz döneminde bu işletmelerimize önemli bir nakit desteği sağlayacaktır. Bundan özellikle ihracatçılarımız çok büyük ölçüde yararlanacaktır. İhracatçılar KDV iadesinde birinci öncelikli gruptur. İndirimli oranda KDV satan diğer mükellef grupları da ihracatçılarımızın arkasından gelmektedir. Yatırım teşvik belgeli yatırımlar var. Yatırım ortamının ne kadar olumsuzlaştığını, yatırımcıların yatırım yapmakta ne kadar çekingen davrandıklarını hepimiz biliyoruz. Başlamış olan yatırımların yatırım teşvik belgelerinde öngörülen süre içerisinde bitirilememesi de söz konusu. O nedenle 2020 yılına mahsus olmak üzere bu yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlar hangi düzeyde olursa olsun onun tamamlanmış olmasını kabul edeceğiz. Bu da bir kriz düzenlemesi olarak bizim teklifimizde yer almaktadır. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, diğer vergiler ve sigorta prim borçlarında geçmiş dönem borçları için bir yapılandırma önerisini birinci madde olarak söylemiştim. Ama kanun yürürlük tarihinden sonra yani içinde bulunduğumuz bu sürece ilişkin olarak da mükelleflerimiz ödemelerini yapamayabilir. Burada da uzun süreli taksitlendirme, tecil etme kolaylığını yine bir yetki olarak
yasalara yerleştiriyoruz. Bu kriz sürecinde buna şiddetle ihtiyacımız var. Çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerimiz var. Burada da 7 grup halinde bu önerileri sıraladık. Birinci olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını yumuşatıyoruz. Halen yasalarımızda kısa çalışma ödeneği vardır. Bir iş yerinde çeşitli nedenlerle çalışma süresi azaltılıyor, üretim azalıyor ise ona işsizlik fonundan kısa çalışma ödeneği verilir. Bunun rakamı ilgili yasalarda belirtilmiştir. Bunun süresi 3 aydır. Bunu 6 aya çıkarıyoruz. 1 yıla kadar çıkarma konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na yetki veren bir düzenleme yapıyoruz. Yine salgın hastalık, bulaşıcı hastalık riski nedeniyle işletmeler eğer kapanıyor ise burada da yine kısa süreli olarak çalışma durduruluyor ise burada da yine kendisine bu durdurma nedeniyle çalışanlara ödenemeyen ücretlerin 3 ay süreyle işsizlik fonundan ödenmesini öngörüyoruz. Bu şunun için önemli. Bu kriz asla ve asla çalışanların işini kaybettiği bir sürece dönüşmemelidir. Çalışanlar iki açıdan önemlidir. Bu toplumun mensubudur, önemli bir kesimidir. Sosyal dayanışma, toplumsal dayanışma için çalışanların asla işini kaybetmemesi gerekir. Ayrıca her çalışana yapılacak olan ödeme ekonomide bir talep olarak üretime yansıyacak, üretimi teşvik edecektir. Bu nedenle bunları önemsiyoruz. Buna paralel olarak bir düzenleme daha getiriyoruz. O da şudur, işverenler çalışanların iş akdini salgın hastalık, bulaşıcı hastalık vesaire gibi riskler nedeniyle feshetmeyecektir. Bunu diğer ülkeler yaptı. Biz de yapacağız. Hem bir taraftan işverenin katlanacağı maliyeti işsizlik fonundan karşılıyoruz. Öte taraftan da işverene diyoruz ki çalışanların iş akdini feshetme, çalışsınlar. Bu önemli bir güvence. Sosyal devletin olduğu bir ülkede bu güvencenin mutlaka çalışanlara verilmesi gerekir. Bütün teklifleri ayrıntılı olarak söylemeyeceğim. Çocuğu olan ebeveynlerimiz, anne baba, çocuğu kreşte, bu kamu çalışanı olabilir, özel sektör çalışanı olabilir. Bu çalışanların çocukları nedeniyle, çocuk kreşlerin kapalı olması nedeniyle bu ebeveynlere izin vermek lazım. Birisine izin vermek lazım en azından. Bu iznin verilmesine ilişkin bir düzenlemeyi yine teklifimize koymuş bulunuyoruz. Sağlık personeli cansiperane çalışıyor. Kendilerine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Bu risk karşısında hastanelerde gerçekten sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor. Onların bu fedakarlıklarının devlet tarafından görülmesi ve ödüllendirilmesi gerekir. Şüphesiz ki çalışanlarımız ödül almak için çalışmıyor. Görev aşkıyla toplumu bu riskten kurtarmak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onların bu çalışmalarını ödüllendirmek gerekir. Bu hak şinaslığın, kadir şinaslığın bir örneği olacaktır. Sadece hastanelerde çalışan sağlık personeli olmak üzere, yani Sağlık Bakanlığı merkezinde çalışan genel müdürler, müsteşarlar, müsteşar kalktı artık yeni sistemde. Elbette onları hariç tutuyoruz. Elbette onlar çalışıyor ama bilfiil hastayla muhatap olan ve gerektiğinde o virüsü alma riski taşıyan o personelimizi ödüllendirmek istiyoruz. Onlara da birer maaş tutarında ikramiye verilmesini öneriyoruz. Teklifimizde bu da yer alıyor. Sosyal destek ödemeleri. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri savunduğumuz aile sigortasıdır. Aile sigortası bütün gelişmiş ülkelerde vardır. Gelişmekte olan ülkeler birer birer bunu sistemlerine dahil etmektedir. Aile sigortası toplumun cebinden, işi olmayan, çalışmayan vatandaşın cebinden bir para çıkmadan bütün vatandaşlarımızın, bütün yoksul, dar gelirli ailelerimizin devletin koruyucu şemsiyesi altına alınması ve onların yaşamlarını idame ettirecek
düzeyde bir gelirin kendisine verilmesini sağlayan bir sistemdir. Bunu yine savunuyoruz. Buna ilişkin kanun tekliflerimiz öteden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vardır. O nedenle onu ayrıca bir kanun teklifi olarak buraya koymuyoruz. Bunu bir öneri olarak buradan iktidar partilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere yapıyorum. Ancak bu yürürlüğe girene kadar, bunun elbette yürürlüğe girmesi zaman alır, emeklilerimize Mayıs ayında bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 liralık bir ödeme yapılmasını teklif ediyoruz. Bu da yine ekonominin ihtiyaç duyduğu talebin yaratılması, üretim çarklarının, fabrikaların çarklarının yeniden dönmesi şarttır. Bunun adı bir sosyal destek ödemesi ama bu ödemeye inanın iş dünyası, esnaf, herkes ihtiyaç duyuyor. Bu rakam olduğu gibi ekonomide talep olarak alışverişe yansıyacaktır. 1.000 Türk lirası demek 12 milyon emekli olduğunu dikkate alırsak 12 milyar Türk liralık bir harcama demektir. Emeklilere yapılan diğer 1.000 liralık ödeme hariç onun bu yıl yapılacak olanı Nisan başına alındı. Sayın Erdoğan onu açıkladı. Biz onun dışında ayrıca bu yıla mahsus olmak üzere 1.000 liralık bir ödemeyi teklif ediyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerine 500 liralık bir ata destek ödemesi yapılmasını öngörüyoruz. Teklifimizde var. Ödeme tarihi olarak da 19 Mayıs'ı planladık. Bunun nedeni şu. Elbette 19 Mayıs olunca bunun bir sembolik bir başka anlamı da var. Sembolik olarak isimlendirmek de doğru değil. Önemli bir anlam var. Ama şu anda öğrenciler yurtlarından çıkarıldı. Yurtlara risk altındaki insanlar yerleştirildi. Umre'den dönenler, yurt dışından dönenler belli bir süre orada karantina altına alınıyor. Bu öğrencilerin yurt ücretleri işliyor. Öğrenci bir ay yurda gidemeyecek ama yurt parasını ödemek zorunda. Tekrar memleketine gitti, döndü, yol paraları verdi. O nedenle hiç ayrım yapmaksızın bütün yüksek öğrenim öğrencilerine 500 liralık bir ödeme yapılmasını öngörüyoruz. Yüksek öğrenimde şu an aktif olarak 5,5 milyon civarında bir öğrenci vardır. Aktif olmayanlarla birlikte rakam 8 milyondur ama biz aktif olan öğrenciye verilmesini istiyoruz. Bu da önemli bir destektir. Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması, bu zaman zaman başvurulan bir yöntemdir. Yine biz çiftçi borçlarının faizsiz olarak yeniden yapılandırılmasını, bir vadeye bağlanmasını kanun teklifimize yerleştirdik. Sicil affı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sicil affı ile ilgili olarak sürekli önerilerde bulunmaktadır. Kriz bu dönemde 2020 yılında birçok insan taahhütlerini yerine getiremeyecek, çeklerini ödeyemeyecek, senetlerini ödeyemeyecek, onların sicilleri bozulacak. Bu karşılıksız çek stokunda da büyük bir artışa yol açacak. Geçmişte gelen, o geçmiş krizlerden gelen bir birikim zaten var. Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu vesileyle karşılıksız çeklerle ilgili de şunu ifade etmek isterim. Benim bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na vermiş olduğum kapsamlı bir kanun teklifi vardır. Karşılıksız çek uygulamasının bu yıl sayısal olarak artacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ceza önlemleri, hapis cezası önlemi karşılıksız çek sayısındaki artışı önlemiyor. İnsanın, adamın parası yoksa ödeyemiyor zaten. Ödeyemiyor. Yoksa kimse hapse girmek istemez. Dolandırıcılarla diğerlerini ayırt etmek gayet mümkün. Bu konuda da bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Turizm sektörü bu yıl olağanüstü ölçüde etkilenecek. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı bu yıl çok fazla turist gelmesini istemiyoruz dedi. Esasen isteğe bağlı da değil, gelmeyecekler. Rezervasyon iptalleri olağanüstü ölçüde. Zaten turizm sektörü uzun süren bir krizi yaşamıştı. O krizden geçen yıl çıkmanın işaretlerini vermişti. Şimdi yeniden geriye doğru gidiyoruz. O nedenle turizm sektörü üzerindeki yüklerin ertelenmesi değil, kaldırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan'ın açıklamasına bakıyorum. Konaklama vergisi 1 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacaktı. Onu
1 Kasım 2020 tarihine erteliyoruz diyor. Konaklama vergisinin ertelenmesi değil, kaldırılması şarttır. Yine tanıtma fonu kesintisi uygulamaya girdi. Tanıtma fonu bütün işletmelerin hasılatından belli bir yüzde ya da binde, örneğin otellerden %7,5 oranındadır bu pay, ödenmesini gerektiriyor. Bunun da yürürlükten kaldırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Teklifimizde buna yer verdik. Turizm irtifak haklarının, turizm kullanım bedellerinin yine yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini öngörüyoruz. Gemi inşa sanayi önemli bir sektörümüzdür. Gemi inşa sanayide Türkiye'nin çok büyük potansiyeli vardır. Ancak yıllardır bu potansiyeli Türkiye maalesef kullanabilmiş değildir. Öyle bir altyapımız vardır. Tersanelerimiz vardır. Çekekyerlerimiz vardır. Bunların yine hazineye olan irtifak hakkı bedeli, kullanım bedeli gibi borçlarının da 31 Aralık 2020 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenmesini öngörüyoruz. Kredi Garanti Fonu'nun kaynağının 25 milyar Türk lirasından 60 milyar Türk lirasına çıkarılmasını öngörüyoruz. Şimdi akla şu gelebilir. Sayın Erdoğan dün bu fonun kaynağını 25 milyar liradan 50 milyar Türk lirasına çıkaracaklarını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan torba yasa teklifinde fonun kaynağının 25 milyar liradan 35 milyar Türk lirasına artırılması yönde bir düzenleme vardı. Yani koronavirüs öncesinde zaten kaynak 10 milyar lira daha artırılıyordu. Demek ki onun üzerine Sayın Erdoğan 15 milyar lira daha koyalım diyor. Elbette koysun tabii ki. Ama turizm sektörünün içinde bulunduğu zor durumu dikkate alarak biz kredi garanti fonuna aktarılacak olan kaynağın toplam 60 milyar lira olmasını ve bunun 10 milyar liralık kısmının turizm sektöründeki işletmelere, özellikle KOBİ'lere kullandırılmasını şart görüyoruz. Aksi takdirde turizm sektöründe rezervasyon iptalleri nedeniyle olağanüstü ölçüde işten çıkarmalar başlayabilir. Evet, kısa çalışma ödeneğiyle o önerilerimizle bunun önlemini alıyoruz. Ama bunu da sisteme soktuğumuz anda yaz sezonlu sektör daha rahat bekleyecektir. Endişe içinde olmayacaktır. Sayın Genel Başkanımızın yine açıklamış olduğu önlemlerden birisi, belediyelerin İller Bankası'ndan almış oldukları paylardan 31 Aralık 2000, daha doğrusu Genel Başkanımız bir tarih öngörmemişti. Onu burada somutlaştırdık. Kriz dönemi için en azından bu paylardan 31-12-2020 tarihine kadar bir kesinti yapılmamasını öngördük. Yani belediyelerin vergi ve sigorta prim borçları nedeniyle bir kesinti yapılmamasını öngördük. Bunun da şart olduğunu düşünüyoruz. Bu belediyelere elbette bir finansman desteği sağlayacaktır. Ancak bu süreçte belediyelerin sosyal harcamaları artacaktır. Bunu unutmayalım. Belediyeler bunu çarçur eder diye düşünmeyelim. Belediyeler bunu sosyal harcamalarını, sosyal destek ödemelerini, yoksul vatandaşlarımıza, dar gelirli vatandaşlarımıza yapılacak ödemeler olarak kullanacaklardır. Bundan kaçınmamak gerekir. Evet, son olarak okullara ara verilmesi nedeniyle 190 bin civarındaki ücretli öğretmenin ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması. Genel Başkanımız bunu ifade etti. Okullar kapalı, öğrenime ara verildi. Bu öğretmenler ders verdiği sürece bu parayı alabiliyordu, bu ücreti alabiliyordu. Şimdi bundan yoksun kalacak. Bunu da süratle çözmek, düzenlemek gerekir. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız olursa cevaplamaya hazırım. Teşekkür ediyorum.